21 Aralık Perşembe akşamında halkın ekranında Halk Ana Haber Bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Kuzey Yarımküre'nin en uzun gecesidir bu gece ve bu karanlık gecede Avrupa'nın orta yerinden Prag'dan, Çekya'dan az evvel korkunç bir silahlı saldırının haberi geldi. Ve şu anda Reuters Haber Ajansı'nın iddiasına göre en az 11 kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu biliyoruz. Maalesef saldırının düzenlendiği yer bir üniversite, Karl Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi. Şu anda Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin nasıl can havliyle okulu terk ettiklerini görüyorsunuz. Geride kalanların içinde hayatını kaybedenler ve yaralılar var. En az 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Hayatını kaybedenler arasında bu saldırıyı gerçekleştiren saldırgan da var. Onun da etkisiz hale getirildiğini Çekya İçişleri Bakanı az evvel açıkladı. Çekya sakin bir ülke bildiğiniz gibi ve Prag'da değil ama ülkenin bir başka noktasında en son 6 yıl evvel bir silahlı saldırı düzenlenmiş. Bu saldırının bir terör saldırısı olup olmadığı henüz belli değil. Ancak çok sembolik öneme sahip bir nokta. 1300'lü yıllardan beri üniversite eğitimi verilen bir binadan söz ediyoruz. Yani 14. asırdan beri öğrencilerin olduğu, eğitimin devam ettiği bir binada Karl Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nde işte çatı katında saklananları görüyorsunuz bu fotoğrafta. Canlarını kurtarabilmek için çatı katı da değil. Böyle çatı katının ucunda saklanan öğrencileri görüyorsunuz. Bu korkunç görüntüleri epey uzun bir süre konuşacağız, öyle görünüyor. Umarım can kaybı sayısı artmaz. Ancak şu anda Reuters Haber Ajansı'nın iddiasına göre en az 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Saldırgan da etkisiz hale getirilmiş Çek polisi tarafından. Yeniden yeni bilgiler geldikçe Prag'a uzanacağız ama bu akşam çok sıcak gelişmeler var. Gözlerde İstanbul Adalet Sarayı'nda. Anayasa Mahkemesi ikinci kez hak ihlali var ve derhal serbest bırakılmalı, salıverilmeli diyor. Türkiye İşçi Partisi milletvekili, tutuklu milletvekili Can Atalay ile ilgili. Biliyorsunuz bu bir yargı krizine, hatta devlet krizine dönüşmüştü. Krizde en başa mı döndük? Şimdi mahkeme ne karar verecek? Bu akşam tahliye edilecek mi? Gözler iki sıcak durakta, biz de canlı yayınlarla aktaracağız. Hem Adalet Sarayı'ndan hem de Silivri Cezaevinden, yeni adıyla Marmara Cezaevinden canlı bağlantılarımız olacak. Ama önce gün içerisinde yaşananları bir hatırlatalım. Bu memleketin suyu, taşı, toprağı çalınırken neredeydiniz? Anayasa Mahkemesi tutuklu milletvekili Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi. İlk kararda 5 karşı oy kullanmışken ikinci hak ihlalinde bu sayı 3'e düştü. Atalay'ın tahliye kararı ise oy birliğiyle alındı. Anayasa Mahkemesi yeniden saati doğru göstermiş. Artık lafı eğip bükmeye gerek yok. Eğer bu ülkede bir anayasa var ve uygulanması gerektiyse Can Atalay'ın bugün itibariyle derhal tahliye edilmesi bir zorunluluk. Can Atalay 14 Mayıs'ta Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçildi. Buna rağmen tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden tahliye edilmedi. Anayasa Mahkemesi 25 Ekim'de hak ihlali kararı verdi ama Yargıtay buna uymadı. Yargı krizi devam ederken Atalay'ın avukatları dosyayı yeniden AYM'ye taşıdı. Bu kararı uygulayacak olan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin elini vicdanına koyup bir an önce Can Atalay'ın mağduriyetinin gidererek tahliyesini sağlamaktır. Başvuru AYM Genel Kurulu'nda görüşülürken Atalay'ın meslektaşları Çağlayan Adliyesi'nde eylemdeydi. Bir yargı organının bağlı olmakla yükümlü olduğu anayasaya uymaması hiçbirimizin güvende olmadığının açık kanıtıdır. 3 saat 45 dakikalık toplantının ardından AYM ikinci kez hak ihlali olduğuna hükmetti. Karar 11'e karşı 3 oyla alındı. Bir üye ise toplantıya mazeretli olarak katılmadı. Muhalefet ve hukukçulardan derhal tahliye edilmeli sesleri yükselirken MHP'li Fethi Yıldız'dan AYM ve Yargıtay arasındaki meseleyi halletmemiz lazım çıkışı geldi. Bu kararın da bir an önce uygulanması gerekir. Uygulanmadığı her dakika Türkiye'yi dünyaya rezil etmektedir. Yani heyet aynı, dosya aynı, taraf aynı. Ne bekleyecektik? Yani Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasındaki bu meseleyi halletmemiz lazım. Anayasa Mahkemesi kararları evet bağlayıcıdır. Ancak Yargıtay kararları da bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarının gerekçesi bana göre doğru değil. Kendisinin daha fazla cezaevinde tutulması bunu yapan kamu görevlileri açısından suç işlemektir. Partisi tipte Atalay'ın derhal tahliye edilmesi çağrısı yaptı. Cezaevinde tutulmasının hiçbir hukuki hükmü zaten yoktu. Bu tescil edilmiş oldu şu anda. Şu anda derhal yapılması gereken şey
Hatay milletvekilimizin tahliye edilmesi ve görevine başlamasının sağlanmasıdır. Bunun artık lamucimi yoktur. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararda bu konuda Yargıtay'ın herhangi bir yaptırımı olmadığı da, muhatabın kim olduğu da çok açık biçimde gösterilmiştir. Biz buradan bir kere mahkemenin derhal bu kararı vermesini talep ediyoruz. Derhal tahliye kararı verilmeli ve şu saat itibariyle Can Atalay'ın cezaevinden tahliyesi sağlanmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, bütün siyasi partilere açık bir çağrıda bulunuyoruz. Artık bu hukuksuzlukların son bulmasının vakti gelmiş de geçmiştir bile. Açıklamada bu kararın anlamı Can Atalay'ın milletvekili olarak Silivri cezaevinde 221 gündür tutuklu ya da hükümlü olarak değil, siyasi esir olarak tutulduğunun tescillenmesidir denildi. AYM Atalay'a 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar kıldı. Yüksek Mahkeme 1. Hak İhlali kararına uymayan Yargıtay üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmayacağını da açıkladı. Bizim açımızdan da anlaşılamaz bir durumla karşı karşıyayız. Gözler Adalet Sarayı'nda, İstanbul Adalet Sarayı'nda Halk TV ekibinden muhabirimiz Sahra Atilla var ve cezaevinde elbette bir taraftan da gözlerimiz bu gece uzun olacak. Söylediğim gibi Gamze Altınay'da Marmara Cezaevi'nin önünde. Önce Adalet Sarayı'na gidelim, Sahra Atilla'ya soralım. Daha evvel gördüğümüz tablo şuydu: mahkeme heyeti adeta gazetecilerden kaçıyordu. Yok, yemeğe gittik, bugün değil daha sonra karar vereceğiz diye koridorlarda köşe kapmaca oynanıyordu. Bu akşam durum nedir, söz sen de Sahra Atilla. İrfan Değirmenci, şu anda Can Atalay'ın avukatları ve arkadaşları Çağlayan Adliyesi'nin önünde bir açıklama yapılıyor. Dediğiniz gibi daha önceki kararda olduğu gibi mahkeme heyeti bugün de ışıklarını kapatmıştı ve yerinde yoktu. Yani AYM'nin başvurusu mahkeme heyeti tarafından bugün de görüşülmedi. Avukatları da şu anda aşağı indiler ve bir açıklama yapacaklar. İlk başta sloganlarla başladılar açıklamalarına. Ancak avukatları iki noktaya değiniyorlar bu AYM kararında. AYM mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, Can Atalay'ın tahliye edilmesi, yeniden yapılacak yargılamada durma hakkı verilmeli dedi. Bu kararı oy birliğiyle aldı. AYM ayrıca Can Atalay'ın kişi hürriyeti hakkının kısıtlandığına dair kararı ise oy çokluğuyla aldı. Şimdi avukatı Deniz Özen'le konuştuk Can Atalay'ın ve şunu söyledi. Yerel mahkemenin artık bunu Yargıtay'a göndermesi gibi bir olanağı yok. Mahkemenin hemen tahliye kararı vermesi gerekiyor dedi ve ardından da zaten tahliye kararı verilmesi için mahkemeye başvurmuşlardı. AYM'den sonuç karar geldiğinden itibaren Çağlayan Adliyesi'ndeydi avukatlar. Ancak mahkeme heyetinin yerinde olmadığı bilgisi verildi. Şimdi de avukatların bir açıklama yapması bekleniyor ve bugün Çağlayan Adliyesi'nin ayrılması bekleniyor avukatların. Ancak Can Atalay'ın tahliye edilme kararının hemen derhal uygulanması gerektiğini avukatları pek çok kez dile getirdi İrfan Değilmenç. Teşekkür ediyoruz. Orada uzun bir gece olacak. Zaten günlerdir aslında Adalet Sarayı'nın önünde, Çağlayan Adliyesi'nin önünde...